Onun dışında gıdada başka sorunlar, başka sıkıntılar var. Arzda da sıkıntılar var. Mesela tavukta, yumurtada. Bu ülkede artık yumurta bulmak gerçekten zor. Yani ben kendim aradım, hani üretici var mı yakın civarda filan, ben bulamadım. Ulaşamadım. Herkes bir şekilde bu iş yürümüyor diye düşünüyor anladığım kadarıyla. Öyle bir noktaya geldi ki havyar değil. Havyar değil niye dedik? O biliyorsunuz balık yumurtası. Havyar değil, tavuk yumurtası. Her gün yumurta yiyorlar mı? Hayır. Yemez. Neden? Bütçemiz yetmiyor. Ne kadar fiyatı? Koli koli alanlar şu anda tane tane, bir tane, iki tane. En temel beslenme ürünü en ucuz protein kaynağıydı. Ama yumurta bile artık çok pahalı tüketici için. Eskiden koliyle alınıyordu, artık taneyle alınıyor. Hatta hiç alamayanlar da var. Bu yüzden üretici de yumurtlayan tavuklarını kesime gönderiyor. TÜİK'e göre yumurta üretimi %2,5 azaldı, fiyatı da %61 arttı. Tezgahtaki artış ise %100'e kadar çıkıyor. Geçen sene 1 lira 80 kuruş o civarlardaydı. Şu son 4 ayda daha çok katlandı sürekli. 2 haftada bir katlanıyor yani. Bir yıl önce fiyatı 80 kuruşla 1 lira arasında değişen yumurtanın fiyatı bugün 1 lira 70 kuruştan başlıyor. En ucuz protein kaynağı olarak bilinirdi ama artık birçok sofra için yumurta bile lüks haline geldi. Özellikle çocuklar protein kaynaklarından faydalanamıyorlar artık. Her çocuğa bir yumurta alabilecek durumunuz var mı her gün? Hayır, kirada oturduğumuz için öyle bir şey yok. Nasıl yapıyorsunuz peki? Öyle anne sana 3 tane kız varsak hep birlikte oturup yiyebiliyoruz. 3 yumurtayı kaç kişi yiyorsun? 4 kişiyiz. Yani benim evde 4, bir de eşim var 5. Bir aile evdeki herkes için bir yumurta alıyor mu sabah kahvaltısına? Zor. Eskiden biz yani bayağı bir satışımız vardı. Şu anda satışlarımız yarı yarıya düştü. Bu fiyat pahalılığından dolayı. Ekmek bile yediremiyoruz ya. Ne proteini bahsediyorsunuz? TÜİK'e göre bile Ocak 2021'de 90 kuruş olan yumurtanın fiyatı bir yılda 1 lira 25 kuruşa yükseldi. Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım sebebi için artan maliyetlere dikkat çekti. İthalata bağımlılık nedeniyle döviz arttıkça yemin fiyatı artıyor. En önemli faktörlerden birisi bu. Yumurta tavukçuluğunda elektrik kullanımı çok yüksek. Bunun maliyeti var. Taşıma maliyeti yüksek. Yani yumurta üretiminin yoğunlaştığı mesela Afyon'dan bir kamyon işte daha önce 2500 liraya İstanbul'a giderken bugün 4000 liraya 5000 liraya gidiyor. 30 yumurta 45 lira olmuş. Yani ekmek 3 lira. Yanına yumurta, zeytin, peynir çok lüks oldu. En temel gıdalarımız ama şu an lüks oldu onlar. Tüketici yumurtaya, peynire lüks diyor artık. Üretici de kazanamıyor. Bir yandan maliyetler artırıyor fiyatları, diğer yandan da üretimdeki düşüş. Yumurta bile artık çoğu sofrada sadece hafta sonu kahvaltılarında yer bulabiliyor. Bazı üreticiler hani tavuklarını kesip yumurta üretiminden vazgeçiyor. Bu nedenle de üretimde bir düşüş meydana geliyor. Siz evde kaç kişisiniz? Ben şu anda 3 kişiyim. 3 kişi her sabah birer yumurta yiyor musunuz? Her biriniz bir yumurta. Maalesef. Neden? Hafta sonundan hafta sonuna. Çünkü çok pahalı, alamıyoruz. Şimdi diyelim ki 50 tavuğunuz var. Bakacakta bir yeriniz var. Senede onlara verdiğiniz buğday fiyatları da arttı. Yem fiyatları arttı. Onlara verdiğiniz yem ile birlikte. Yani çayırda filan otluyorlar ama onunla yumurtlamıyorlar sadece. Böyle yem de atmanız lazım. Çayırda otlasa bile, yani gezen tavuk bile olsa, yine de çok gezmesine müsaade edemezsiniz. Ama gezen tavuk bile olsa 50 tane tavuk size senede 750 lirayla 1000 lira arasında bir maliyet yaratıyor. Bunu çıkarmanız lazım. Bir de bunların tabii yumurtlaması lazım. Fakat şöyle bir mesele var. Normalde yıl içinde 3 ay falan yumurtlamaz bu tavuklar. Ya o kadar bir yumurtlama krizi var ki bu tavukları herhalde batan, kredi verilip bu işi beceremeyen ya da döndüremeyen pek çok kişi tavukları o çiftliklerden sağ kalanları sattı. Onlar neyse, nereden geldiyse, menşei neyse o tavukların ülkede her tarafa yayılmış gibiler. Ya 5-6 aydır yumurtlamıyor tavuklar. Çok acayip yani. Danimarkalı bir felsefeci var, Kierkegaard. Diyor ki umutsuzluğun en yaygın biçimi kendi olamamaktır diyor. Hepimiz hissediyoruz ama galiba tavuklar da kendi olamıyor. Artık tavuklar yumurtlamıyor.